Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kınemsi dıktınlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'da insan kalıbından çıkan kamal devamlaşmakta. Şarkı Türkistan'da 28. Ağustos bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanğıcıdan 56'sı köpeygen bulup, bunun içinde keserlik alameti körülmegen bimar 48, inik diyağınız kuyulgallar 8 iken. Xitay rejimi yukum bahanesi bilen halkı karatkan bastırış ve nazaratını tekhimi küçü etken bulup, ictimai uçur bastırıp tarqalgan sıllar Şarkı Türkistan'daki insan kalıbından çıkan kamal siyasetini aşkarlap vermekte. Xitay haber manbalarından ma'lum bo'lishicha 28 avgust kechda Sharqi Turkistondagi virusdan mudofiyalanish va oldini olish tarmoqlari virusning navbatdagi ahvoli haqida axborot e'lon qilish yig'ini ochib, shu joy vaqti soat 0 dan 24gacha Sharqi Turkistonda kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchidan 48 kishining yangidan ko'payganligini, aniq diagnoz qo'yilganlardan 8 ining ko'payganligini Mezkur yeniden köpeygen yukumlanğıçılarının ayrım-ayrım halda Ürümçi, Eli, Sancı, Kumul, Kutubi Katarlıq şehir nahilerde baykalğallıqını ilan kılgan. İctimai uçur bastırıp tarqalgan sırlarda məlum buluşca korcaq əmeldarlar Şarkı Türkistan'ın her qaysı caylarını insan kılıbıdan çıkan usullar bilen kamal kılgan bulup, bunun içindeki bir sında Xotan'ın Gümün ayısıgı təvə məlum kənette oyillarının dervasını kəpşerleş vasıtısı bilen xalıqını öylürge kamap koyğallıqı məlum bulgan. Mezkur sında korcaq əmeldarlar yana 3-cü grupıgı təvə bir işini kəpşerleşge başıldıq. Kancı aileden sırtkı çıkkallar baykalsa, şünce ailenin işkini kapşarlap takaymız dep tehdit salgan. Yeni bir sında Xitay dairelerinin bir yük maşinistin kökürüp kalgan nallarını töküşkü başlıqallıqı görüstülgen bulup, mezkur sinni tarqatkıcı nallar tökülü atıdı. Şu ısırapçılıqnan derdini yeni tartıdığan küller kilip kalıdı dep hesret çekken. Yeni bir sında bolsa Xitay dairelerinin atılmış yukumlu nölgü çürü siyasi sebeplik öyüge kamalgan Şarkı Türkistan halkının açlıktı qiynılı vatqallıqı körüstülgen bolup, iri ceza lageri yaki türmege kamalıp 3% bilen kalgan bir ayal kattık kamal sebeplik öyde aç kalıp candın toyğallıqını etkan. Ve korcaq əmeldarlarga telefon kalıp bizni öyüge solap koyup nemi kalısan? Yol düşüm bar yerge elip ket. O yerde nemi bersen 3 balı bilen yol düşüm bar billi yap yaşaydı. Bu kuruq öyde tam gacap yaşam doğuk digen. Küzetküçüler Xitay rejiminin növette uyğur dehqanları dal mol husul aldığan payette hemme yerine kamal kılışı, bazarlardaki sanaksız köktat meyve çivilerinin sesip tügüşü, öylerge andısandı yetküzüp berilibatkan yemekliklerinin ziyadı kımet buluşu, yeni bir tereptin meyve çive, köktat ve başka yemekliklerinin veyran kılınışı, emiliyette Xitay'nın əsli maksısının virusunu tozışı emez, belki Şarkı Türkistan halkını jeniden jaqt uyğuzuş, maddi ve manevi cahettin tekhimi ilgirligen halde depsendi kılış işkallikini büldürüşmekte. Korcaq əmeldarlar Afrika ve Asiya ellerinin közünü boyaşqı uğrundi. Adalmış Uyğur Abnum Raylıq Partiya Komitetinin sekretari Maşınruy, Korcaq Raisi Erkin Tunyaz 26. Ağustos Ürümçide Şarkı Türkistan'da ziyaretli bulgan Asiya, Afrika'daki bir kısım devletlerinin cenvede duruşluq vekiller ümikidikiler bilen körüşüp, xalqaradı kün tertipki kilivatkan Şarkı Türkistan meselesi de köz boyaşqı uğrungan. Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosati xalqaro jamiyatda oshkora bo'lib, nurg'ulg'an davlat va tashkilotlar Xitayning Sharqi Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi va bu sababli Xitay bir qism embargolarga duch keldi. Buningdan qattiq bearam bo'lgan Xitay rejimi Sharqi Turkiston masalasida yolg'on tashviqotini kuchaytirayotgan bo'lib, bu qatim ular yana Osiyo, Afrikadagi bir qism davlatlarning Jenevada turishliq vakillari o'mikini Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırıp, onlarının közünü boyaşkı uğrunuğan. Körüşte Maşınruy bilen korcaq əmeldar Erkin Tunyaz, Şarkı Türkistan'ın tarih, coğrafya qatarlıq cahetlerdeki əmeli əhvalini burmulap dönüştürğan. Ve yukumnun aldığını eliş tizgilleş bilen ixtisat, cemiyet tərəqiyatını bir tutaş pilallıq aldı yürüştürdük. Cemiyet mukum bolğan, xalıq xatircem yaşap, xoşal xoram işleydiğan, yaxşı vəziyet namayan bol deyip bildirliğan. Xəbərdi eytilişçe Sierra Leone'nın Cenvədi daimi turuşluq vəkili Gobari, İraqnın daimi turuşluq vəkillər ümikinin muavin vəkili Atayi, Gambiyanın daimi turuşluq vəkillər ümikinin muavin vəkili Dakosta, Kameronun daimi turuşluq vəkillər ümikinin məsləhətçisi Bosi qatarlıqlarımı
Xitoyning talabi bo'yicha bildirib, Xinjiangning gullanganligi, taraqqi qilganligi, olg'a ilgirliganligiga qoyil bo'ldik. Asallik millat ommining kishilik huquqini qo'g'dash jihati ko'zga ko'rinarlik natijalarga erishibdi deb bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining yaqinqi mazgillarda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, xususan islom diniga qarshi bostirish siyosatini oqlaydigan yolg'on tashviqot uchun zo'r kuch va xarajat sarf qilayotganligini bu qatimo Osiyo Afrikadagi taraqqiy qilayotgan davlatlarning Jenevada turishliq vakillar umumidagi amaldorlarni ziyorat qildirib, yollanma xodimlari va soxta maydonlar orqali ko'z bo'yashga uringanligini, albuki Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarining allaburun xalqaro jamiyatga oshkora bo'lganligini, bo'libmi ko'plagan davlatlardagi islomiy tashkilotlar va zo'r ta'sir kuchga ega olim ulamolarning Sharq Turkiston musulmonlari uchun harakatga o'tishga boshlaganligini, buningdan bearam bo'lgan Xitoyning barliq vositalarini ishqa solishga boshlaganligini bildirishmoqda. Konu Kompartiya a'zolari Xitoy Kompartiyasiga qarshi uch xat yozdi. Xitoy Kompartiyasining 20-chi navbatli qurultiyi ochilish harpisida bir qism Konu Kompartiya a'zolari Xitoy Kompartiyasiga qarshi uch xat yozgan. Fransiya xalqaro radiosining 26 avgustdagi xabarida bildirilishicha, garchi Xitoy Kompartiyasi Konu Kompartiya a'zolarini markazga qarshi so'z qilmaslik kerakligi, bo'lmasa partiyadan qo'g'lindiganligi haqida ko'p qatim ogohlantirgan bo'lsa-mu, ammo bu yil o'tkazilgan Xitoy Kompartiyasining 20-chi navbatli qurultiy harpisida 3 Konu partiya a'zosi Xi Jinping tashabbus qilayotgan partiyani kontrol qilish qilmishiga qarshi uch xat yozgan. Maktubda 3 Konu partiya a'zosining biri ularning imzo qo'yilgan uch xatni e'lon qilish orqali kelib chiqadigan xatardan xabardor ekanligini, bu 3 Kompartiya a'zosining Konu do'stlaridan ekanligini, o'zlari oshkora e'lon qilmagan bu maktubning qandoq tarqalib ketganligini bilmaydiganligini aytgan. Markaziy axborot agentligining 25 avgust kishilik huquqni qo'g'dash to'g'ridagi mazmunlarni naql keltirib xabar qilishicha, Kompartiyada turibotganiga 30 yildan oshgan Dong Hongyi, Ma Guihui va Tian Chijuang ismli 3 Kompartiya a'zosi imzoliq uch xat tarqitib, Xitoy Kompartiyasi asosiy qonunining 2017 yillik umumiy planining oxirgi tarmoqidagi partiya hammaga rahbarlik qiladi degan mazmunni amaldan qoldirish kerakligini, bu jumlani o'ttirg'i qo'yg'uchining mavzudan ekanligini, ayni vaqtda atalmish madaniyat inqilobi sababli zo'r qalaymaqonchilik kelib chiqqanligini, ayni vaqtida butunlay qalaymaqonlashgan jamiyat tartibini asliga keltirish uchun bu buyruq chiqarilganligini, ammo navbatda davlat organlarining sog'lom siyosat va qoida usullarining to'liq ekanligini, amaliyotda bunda qilish kemiga belgi qo'yib qilich izlash ekanligini bildirgan. Bu uch kommunist yana o'rta qoldi cho'qim qonunga amal qilish uchun kuchlik besimni saqlash kerakligini, bo'lmasa shaxsga cho'qinishning qayta jonlanishi, atalmish madaniyat inqilobi fojiasining qayta yuz berishi mumkinligini bildirishgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur uch kishi Xibi o'lkasining Xandan shahrida yashaydi ekan. Ularning ichidagi 76 yoshlik Ma Guihui asli Beijingliq bo'lib, universitetni bitirgandan keyin temir yo'l tarmoqlari va temir polat shirkatida ishlagan. 1984 yili Xitoy Kompartiyasiga qatnashgan, 2006 yili pensiyaga chiqqan. Stoltenberg ittifoqdoshlarimizning bexatarlik andisini tushunishimiz lozim dedi. Stoltenberg Shvetsiya va Finlandiyaning Turkiya bilan qurgan uch taraf mexanizmi ustida to'xtaldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida qayd qilinishicha, Shimoliy Atlantik aktiya tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy Atlantik aktiya tashkilotiga qatnashishiga munosabatlik Turkiya bilan qurilgan uch taraf mexanizmiga asosan tunugun Finlandiyada o'tkazilgan doimiy o'rtaq mexanizm yig'inni mamnunlik bilan qarshi olganligini bildirgan. Stoltenberg Kanada ziyorati jarayonida ichilgan axborot e'lon qilish yig'inida Shimoliy Atlantik aktiya tashkiloti davlat rahbarlarining iyun oyidagi Madrid boshliqlar yig'inida tarixiy ahamiyatga ega bir qaror ma'qullaganligini hamda Shvetsiya va Finlandiyani a'zo bo'lishga taklif qilganligini eskartib o'tdi. Stoltenberg ikki davlatning a'zoligi uchun tutishga tegishli yo'l xaritasi haqida Turkiya bilan Shvetsiya va Finlandiyaning uch taraf ahdinomasi tuzganligini tilga olib, bu yerdagi omillarning biri Turkiyadir. Shvetsiya va Finlandiya bir yerga jam bo'lib, terrorlikka qarshi kurashda texnik yaqindan hamkorlashadigan mexanizm barpo qilishi lozim. Barliq ittifoqdoshlarimizning bexatarlik andisini tushunishimiz lozim dedi. Pokistonda kelgun sababidan qaza qilganlarning soni 1033 kishiga yetdi.
Pakistan'da 14-cü iyundan buyan devamlaşıp atkan pesillik yağmur sebebinden kaza kılganlarının sayı 1033 kişiye yetti. Pakistan Devletlik Apetini Başkuruşu Organı'nın sallık malumatlarına asaslanğanda yakınki 24 saat içinde 119 kişi hayatından ayrılıp 71 kişi yaralanğan. Devlet miqyasında 14-cü iyundan buyan devamlaşıp atkan şiddetlik yağmurda hayatından ayrılanların sayı 1033'e örülüp yardırlar 1527 kişiye yetken. Şiddetlik yağmur sebebinden 149 köyrük veyran bulup 3451 kilometre taş yol buzulgan. İğir ziyanğa uçurgan 949 mingden artık öyünün 287 mingden artıkı bütünlüğe öyrülüp düşgen. Kurulgan yardım çedirlerine 498.442 kişi uğrulaştırılgan ve kutkuzvelin gallarının sani 51.275 kişiye yetken. Pakistan'ın növetteki iğir kıyınçılıkıya yardım veriş için Türkiye Apet ve Ciddi Ahvallarga Takabül Duruş İdaresi AFAD, Pakistan'ın çidir ve insanperverlik yardım buyumları bilen teminleş için hava köyüreki kurulgallıkını cekarladı. Ve destekki baskışta 10.000 çidir, 50.000 yeşik yemek içmek, 50.000 yeşik tazlık buyumları ve 10.000 yeşik buvak yemekliklerden terkip tapkan insanperverlik yardım buyumlarının Kelkün rayonuna evetilişki başlıgallıkını ilan kıldı. Trump'ın dağçısından 184 mehbi hüccet tepildi. Bir neçe hafta burun Amerika'nın sabık prezidenti Donald Trump'ın üyüde kolu çürülgen hüccetlerinin insanların akbarat menbelerine hatar elip geledigen seviyede ikerleke bildirildi. Donald Trump'ın 8. Ağustos'ta Florida'daki Mar-a-Lago namlıq dağçısıda icra kılıngan besip girip tekşürüşke alakadar Amerika Federatif Tekşürüş İdarisi tarafından tayarlanan kasemlik bayannamede 184 mehbi hüccetinin tepilganlığı bildirilgen. Bayannamede Trump'ın Florida'daki dağçısını aktarış cereyanı da 15 yeşik hüccetinin kolu çürülgenliği ve bu yeşiklerinin 14'den cemi 184 mehbi hüccetinin tepilganlığı bildirilgen. Bunundan başka Federatif Tekşürüş İdarisi bayanatı diyene Trump'ın üyüde kolu çürülgen hüccetlerinin insanların akbarat menbelerine hatar elip geledigen seviyede işkerlikini mehbi hüccetlerinin Mar-a-Lago dağçısıdaki bir hücrede saklanıp atkanlığını kayıt kılıp ötken. Federasiya Tekşürüş İdarisi 8. Ağust Trump'ın Mar-a-Lago dağçısıga besip girip tuyuqsız tekşürgen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşmek istedilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.